Türkiye kendi önüne bir milli hedef koymadan yaşadı. 1950-60 arası bu sorunun sorulduğu zamandır. Acaba kendimize bir milli hedef koyabilir miyiz? Yani o dönem bu araştırıldığı için bunun sonu getirildi ve bir daha o defter açılmadı. Şimdi Türkiye'de demokrasi lafını söyleyen insanlar Türkiye'deki demokrasi tecrübesinin neye endekslendiğini bilmeden konuşan insanlardır. Türkiye'de demokrasi ancak tıpkı Tanzimat'tan itibaren Batı'ya intibak etmek için, Batı'ya adapte olmak için yapılması gereken şeyler olarak anlaşılıyor. Halbuki bizim 1946'da başlayan, 50'de, 57'de devam eden bir demokrasi tecrübemiz var. O tecrübe 1960'tan sonra bir daha tekrar edilmedi. Tahkikat komisyonu kuran bir adamın bunu yaptığı için asılmayı hak ettiğini düşünen insanlar demokrat insanlar mı? Yani neden bahsediyoruz? Yani bu bir oyundur. Bu korkunç bir göz boyamadır. Yani bizim şu anda hiçbir ne antik Yunan demokrasisiyle ne Fransız ihtilalinden sonra doğmuş olan demokrasisiyle ne de İngiliz 1844 ihtilalinden sonra gelişmiş olan İngiliz demokrasisiyle yani monarşiyle demokrasinin beraber yürüdüğü espriyle hiç bunlarla alakamız yok bizim. Yani Türkiye bugün demokratik bir ortamdadır diyen insanlar bunu korktukları için söylüyorlar. Değildir derseniz Sadece başınıza korku. gelenleri düşünün. Yani bugün Türkiye'de bir diktatörlük vardır. Bugün Türkiye'de söz hürriyeti yoktur. Bugün Türkiye'de insanlar ancak suçlu olduklarını ispat ettikleri zaman rahat edebilirler. Bugün Türkiye'de devletin vaziyet etmediği hiçbir kirli iş yoktur derseniz başınıza neler gelecek?